2005 yılında PlayStation 2 ile birlikte hayatımıza giren bir efsane, God of War. Ve her yeni oyunla birlikte daha yakından tanıdığımız, hikayesi içimize işleyen Kratos Reis. Biraz sonra dinleyeceğiniz hikaye size gaz vermek için değil. Aksine bir oyunu sadece çok başarılı sıfatından ayırıp efsane statüsüne getiren bazı detayları daha iyi anlamak için tasarlandı. Bölüm 1. Sparta'nın gayrimeşru çocuğu Kratos. İlk çocukluk travmasını sırf babası belli olmadığı için annesiyle birlikte yaşadığı yerden koparılmasıyla yaşayan Kratos, yerleştiği yeni kasabada askeri eğitim almaya başlamıştır. Bu zorlu eğitimlere ayak uydurmak için kardeşi Deimos'la birlikte alıştırma yaptığı sırada olaylar gelişir. Olimpos'un sonunu getirecek kişinin işaretlenmiş bir ölümlü olduğu kehanetini öğrenen Athena ve Ares, Kratos'un yaşadığı kasabaya saldırır ve sol kolundan yüzüne kadar devam eden kırmızı bir doğum lekesiyle dünyaya gelen Deimos'u, yani işaretlenmiş ölümlüyü, yeraltı dünyasına hapsetmek için yakalar. Bu sırada kardeşini kurtarmak adına Ares'in üzerine hamle yapan Kratos ise savaş tanrısı ile ilk karşılaşmasından mağlup ayrılacak ve yüzüne aldığı darbe ile birlikte ilk ciddi fiziksel yarasını taşımaya başlayacaktır. Zamanla güçlü bir savaş komutanına dönüşecek olan Kratos, Deimos'un doğum lekesini vücuduna kazıtmıştır. Böylelikle hem kardeşini onurlandıracak hem de yaşananları asla unutmayacaktır. Aynı zamanda bir aile babası olan Kratos, gücünün yanı sıra kullandığı akılcı savaş taktikleriyle Sparta'nın yenilmez komutanlarından birisi olur. Ancak çıktığı bu kanlı yolda giderek acımasız ve güce aç biri haline gelecektir. İçinde yanan intikam ateşini düşmanlarının kanı ile söndürmeye çalışan Kratos, eşinin tüm uyarılarına rağmen barbarlara karşı çıktığı doğu seferinde ağır bir yenilgiye uğrar. Ve tabir yerinde ise denize düşen Kratos, Ares'e sarılır. Yaptığı anlaşma karşılığında Ares tüm barbarları öldürüp Kratos ve ordusunu kurtaracak. Kahramanımız ise Ares'in sadık uşağı olarak hayatına devam edecektir.